Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, 500 bininci uçuş saatine ulaşmaya hazırlanıyor. Bayraktar TB2 SİHA, bu süre boyunca askeri görevlerin yanında sivil ihtiyaçların karşılanmasında da görev aldı. Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanıldığı alanlardan biri, orman yangınlarıyla mücadele oldu. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile Bayraktar TB2 İHA'lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin görev alıyor. Bu sayede Avrupa'da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020'de yaz döneminde görev yapan bir adet Bayraktar TB2 İHA yaklaşık 3,5 milyon hektarlık alanı havadan izleyerek 361 yangın izleme kulesinin yaptığı işi gökyüzünden gerçekleştirdi. Böylece 2020'de 345 adet orman yangını başlangıç aşamasında tespit edilerek büyümeden söndürüldü. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede izlediği öncü ve yenilikçi çözüm 2021'de büyüyerek devam etti. Genel Müdürlüğün belirlediği 3 ana merkez olan Manisa, Akhisar, Muğla, Milas ve Denizli, Çardak'ta konuştu Bayraktar TB2 İHA'lar, Baykar'ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yaptı. Baykar'ın geliştirdiği yazılım ve kurduğu teknolojik altyapı ile görev yapan Bayraktar TB2, tek seferde 400 km² alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabiliyor ve 185 km kadar uzaklıktaki yangınları başlangıç aşamasında tespit edebiliyor. Bayraktar TB2 İHA'lar, 2021'de 19 Kasım'a kadar 267 orman yangının tespiti ve söndürülmesinde aktif olarak çalıştı. Milli İHA'lar 155 yangını başlangıç aşamasında tespit etti, 112 yangının söndürülmesinde ise takip ve koordinasyon görevleri yaptı.